Merhabalar. Bu videoda İngilizcede veni, vidi, vici ifadelerini içeren kelimelerin anlamlarını inceleyeceğiz. Veni vidi vici Latince'de geldim, gördüm, yendim anlamına geliyor. Gaius Julius Caesar'ın bir sözü. Bu Latince kelimeler İngilizcede bazı kelimelerin de kökeninde olduğu için İngilizcede ven olan kelimelerde gelmek veya yer vi ve vid olan kelimelerde görmek, which ve win olan kelimelerde ise yenmek ve benzeri anlamlara gelecekler. Venue, mekan anlamına geliyor. Yani gelinen bir yer. Konferans sayfalarında genellikle conference venue diye bir bilgi olur. Konferans yeri anlamına geliyor bu ifade. Event, etkinlik anlamına geliyor. Yine gelmek kökeninden türeyen bir kelime. Scientific event bilimsel etkinlik anlamına, charity event ise hayır işi etkinliği anlamına geliyor. Convenient uygun anlamına geliyor. Buna kökenine daha uygun olarak yerinde dememiz mümkün. Convenient behavior yerinde davranış, convenient option ise yerinde yani uygun olan seçenek demek. Intervene kelimesi araya girmek, müdahil olmak demek. Inter ara, ven ise gelmek anlamına geliyor. Russian intervention in Syria ifadesi Suriye'de Rusya müdahalesi veya Rusya'nın Suriye'de araya girmesi anlamına gelir. Convention toplantı toplanma anlamına geliyor. Co birliktelik, when ise gelmek demek. Convention dediğimizde bir araya gelmek oluyor. Constitutional convention anayasal toplantı veya anayasa toplantısı anlamına gelir. Bir grup representative yani temsilcinin anayasa düzenlemesi için bir araya gelmesi. View bakmak, görmek anlamına gelir. View the proposal, teklife bakmak. Point of view ise bakış açısı demek. Preview, ön izleme. Review ise tekrar gözden geçirmek anlamlarına geliyor. Visible, görünür demek. Visible effects of the drug, ilacın gözde görünür etkileri anlamına gelir. Bunun tersi ise invisible, yani görünmez. Harry Potter gibi bazı fantastik filmlerde gördüğümüz cloak of invisibility görünmezlik pelerini demek. Evident açık, ortada, görünür anlamına gelir. Bununla benzer anlamda olan evidence kelimesi de kanıt anlamına geliyor. Bir kanıtın da gözle görünür olması demek. Evident reason açık bir sebep anlamına, conclusive evidence ise kesin kanıt anlamına geliyor. Visual görsel anlamına gelir. Visual intelligence görsel zeka, visual properties ise görsel özellikler anlamına karşılık gelir. Vision bakış, görüntü anlamına geliyor. Bunu Türkçede de bakış açısı anlamında vizyon şeklinde kullanıyoruz. Superheroes yani süper kahramanların bazılarının sahip olduğu bir yetenek X-ray vision'dır. Yani nesnelerin içerisini ve ötesini görebilmek. "Visage" görüntü anlamına gelen bir kelime. Bir kişinin yüzü, siması olarak da kullanılıyor. "Visage of the suspect" ifadesi şüphelinin görüntüsü, görünüşü demek. When kazanmak demek you either win or lose ifadesi ya kazanırsın ya da kaybedersin anlamına gelir. Victory galibiyet anlamına geliyor. Significant victory önemli zafer, crucial victory ise kritik zafer anlamına gelir. Vincible kelimesi yenilebilir, mağlup edilebilir anlamına geliyor. Bunun tam tersi olan invincible yani yenilmez kelimesi ise olumlusundan çok daha fazla kullanılıyor. An invincible army yenilmez bir ordu demek. Liste uzatılabilir. Genel olarak İngilizce'de when olan bir kelimede gelmek, yer, we ve vid olan kelimelerde görmek, which ve win olan kelimelerde ise yenmek ile alakalı bir anlam görmemiz muhtemel diyebiliriz. İyi çalışmalar.